Evet, arkadaşımız İbrahim Ergin'e şimdiye gidelim. Aşılama ne kadar önemli? Bununla alakalı detayları İbrahim'den alacağız. İbrahim. Evet, bundan yaklaşık bir ay önce Türkiye'deki vaka sayıları 10 bin civarındayken maalesef son günlerde 60 bini aşmış durumda. Tabii ki bu durumda akıllara acaba tam kapanma gelmeli mi sorusunu getirmiyor değil. İşte tüm bu konuları ve merak edilenleri Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Haydar Sur hocamızla konuşacağız. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizin vesilenizle bütün izleyicilere saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Hocam, az önce de bahsettim aslında, maalesef çok kritik ve kötü bir süreç yaşıyoruz vaka sayıları konusunda. 60 binleri geçmiş durumda. Tabii ki haliyle herkesin çok merak ettiği bir soru geliyor akıllara. Tam kapanma gelmeli mi? Siz bu konuyla alakalı neler düşünüyorsunuz? Evet, tam kapanma bir müddetliğine, en azından bayram sonuna kadar düşünülmeli. Ondan sonra da açılımların böyle tedricen yavaş yavaş yapılmasında fayda var. Ama burada tabii kritik kapanma olduğu takdirde de bunun faydasını göremeyebiliriz. Çünkü aile içi bulaş bu sefer önem kazanıyor. İnsanlar işlerinden güçlerinden oluyorlar, evde oturuyorlar ama tabiri caizse evde rahat durmamız lazım. Bulaş yollarını kapatıp bütün toplumun İktisadının, çalışma hayatının, sosyal hayatının durdurulması çok güç bir karardır, büyük bir karardır. Böyle bir fedakarlığa katlanan bir ülkede insanların komşudan komşuya basit aile içi toplantılarda fedakarlık göstermeyerek hastalığın yayılmasını sürdürmesi günah olur, yazık olur yani. Bu kadar emekleri heba eder. Sadece toplumsal kapanma değil, aile içi bulaşın önüne geçmek için büyük bir özeni beraberinde uygulayabilirsek bunun başarısını elde ederiz. Hocam, şunu da soracağım. Şimdi Türkiye'nin aşılamadaki durumunu soracağım size. Yaklaşık 20 milyon 500 bin kişi toplamda aşılandı. Aşı konusunda tereddütleri olan bazı vatandaşlar var hala. Şu soruyu yöneltmek istiyorum. Eğer bu süreçte vaka sayılarının bu kadar arttığı süreçte aşılama olmasaydı bu durum hangi boyuta gelirdi? Buradan da aşı olmak istemeyenlere karşı bir mesajınız var mıdır? Kesinlikle aşının bir defa tartışılabilecek bir tarafı yok. Şu anda elimizdeki tek silah. O olmasaydı çok daha fazla kayıp verirdik, kurban verirdik. Hastalığı geçirenler çok daha ağır şekilde geçireceklerdi. Yoğun bakımlarda yer bulamayacaktık. 20 milyon kişinin birinci dozunu yaptırmış olması, 12 milyon kişinin ikinci dozunu yaptırmış olması şüphesiz ülkeyi çok rahatlatan bir durum oldu. Ne yazık ki ben yakınlarımla bir akademisyen arkadaşımın anne ve babasının bütün uyarılarımıza rağmen aşı olmayarak aşıdan korktuklarını beyan etmeleri, şüpheleri olduğunu ileri sürmeleri. Şimdi ikisi de yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veriyorlar. Aşı olmuş olsaydı hastalığı geçirse bile ayakta grip atlatır gibi atlatacaktı. Birçok ihtimalle de zaten hastalığı edinmemiş olacaktı. Lütfen kendi sağlığımıza dikkat edelim. Canımızla kumar oynamayalım. Aşıdan korkmak diye bir şey insani bir şey olabilir, endişe olabilir. Buna saygı göstermek lazım. Ama akıl sonunda içimizdeki vesveseye galip gelmesi lazım. Allah bize bir irade verdi, akıl verdi der. Hepimizin korkuları, endişeleri, kaygıları olabilir, olacaktır da. Ama sonunda akıl galip gelmesi lazım. Ben aşıya tüm bir karşı çıkışı akıl tutulması olarak nitelendiririm. Hocam, son olarak şunu soracağım. Covid'in hem ülkemizdeki hem dünyadaki seyri bakımından yıl sonuna kadar ne öngörüyorsunuz? Yani ne zaman bitebilir? Yıl sonuna kadar bazı şeylerin biraz daha olumlu tarafa dönmesi söz konusu mu? Neler söylersiniz? Üç tane ümidi üst üste koyarsam olumlu bir şeyler sonbahara doğru bekleyebiliriz. Bir, aşıların ülkelerde daha yaygın şekilde yapılıyor olmasıyla
virüslerin salınım, gezinim alanlarının daraltılması, bu bir. İkincisi, bu arada bilim adamları son hızla çalışıyorlar. Belki bir tedavi ajanının, bir ilacın bulunması aşıya eklenirse, aşı artı ilaç hastalığın sonunu getirir zaten. Öyle bir avantajı yakalayabilirsek. Bir de yaz döneminin açık havada daha ziyade sosyal faaliyetleri yürüteceğimiz dönem olması. Bir de ısının kısmen de olsa virüsün haşin tabiatını biraz aşağı doğru indiriyor olması, bu yarı suskun dönemde de belki bir ilaç keşfi ya da daha yoğun bir aşılama yüzdelerine erişimle sonbahara biraz daha ümitli gireriz. Ama ben ülkemiz için bir başka ümidim, 4 tane yerli aşı adayı var biliyorsunuz. Onların en azından birinin aşamaları tam geçmesi durumunda ülkemizin full aşılanmasıyla bu beladan kurtulabileceğini düşünüyorum. Yine aşı 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 dedik. Tabii ki kendimizi korumayı, sosyal mesafeyi, hijyeni ve maskeyi hiç ihmal etmeden. Şu anda açık havada olduğumuz için ben maskemi çıkardım ama normal koşullarda bu hep maskeli olarak çalışıyoruz. Hocam, değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Evet, konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haydar Surdu ve kendisiyle ülkemizdeki koronavirüs durumlarını konuştuk. Artan vaka sayıları üzerine tam kapanma gelmeli mi? Aşılamayla alakalı son durum ülkemizdeki, yine hem ülkemizdeki hem de dünyadaki koronavirüsün seyriyle alakalı görüşlerini bize aktardı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.